sizi alkışlıyorlar Fehmi Hanım. Ama Aysun Hanım gözünüzün yaşına bakmayacakmış. Öyle evet. dedi. Pustum bekliyorum dedi. Haberiniz evet. olsun. Yani aslında... ne yapacağız? Hani eğleneceğim ya. Can Bey'in 9200 puanını şöyle 2 saniye arttırsanız daha çok eğlenirsiniz. Tamam, umarım. Şöyle birkaç yüz puan üzerine ekleseniz, Aysun Hanım'ı da sıkıntıya soksanız arka tarafta daha da eğlenirsiniz. Doğru. Uğraş dur bakalım. Ha 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 yaparsınız Fehmi Hanımcığım. Uğraşalım. Uğraşalım. Evet, değil mi? Tabii ki eğleneceğiz. Lazım olan o. Sizin eğlenmeniz ama önce biraz uğraşalım kazanmak için. Tamam. Biraz da kendinizi anlatın. Ben Fehime, İstanbul'da yaşıyorum. 4 yıldır evliyim. Maşallah. İşte öncesinde bir hastanede çalışıyordum. Sonra evlendim. Daha sonra yüksek lisans yaparken hosteslik yaptım 2 yıl. Dalınızı da söyleyeyim. Neydi dalınız? Psikoloji okudum. Hı hı. Daha sonrasında da işte klinik psikoloji yüksek lisans yaptım. Şema terapistiyim ayrıca. Cinsel terapistim. Aile danışmanıyım. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Ya profesyonel olan... dert babasısınız. Evet, kesinlikle. Ya böyle pozitif bir bilim olduğu için sürekli yeni gelişmeler oluyor ve takip etmek gerekiyor. Öğrencilik sürekli de eğitim. Evet, hiç bitmiyor. Sürekli eğitiliyoruz. Kolaylıklar dilerim. Ve eğitmeye de çalışıyoruz. İşte webinarlar düzenliyoruz. Daha çok bu eve kapanma sürecinde Zoom'u bayağı kullandık. Onun dışında ama. Sosyal medyayı da kullanıyorsunuz evet, ama. Zaten Fehmi Hanım'ın buraya gelirken biliyorsunuz 9200 gibi bir çıtası evet. vardı. 9200'lük çıtayı kafasına takan kişi kim? Kendisinin ortağı partneri diyebilir miyim yani evet. için? Kendisi İnanam. Eski yarışmacımızdır. 9200 puanlı efendim. Hevesi kursağında kalanlardandır. Fehmi Hanım'la birlikte bir kanalları var. Psikoloji üzerine. İşte şimdi oraya 9200 puandan daha düşüğüyle gitmek Fehmi Hanım'ı evet. üzecek. O yüzden maalesef. Zaten değil mi? O çıta sabit bir şekilde duruyor. O yüzden eğleneceğim falan demeyin. Siz biraz uğraşacaksınız. Ya şöyle eleştirel ebeveyn modundan çıkıp oyuncu çocuk moduyla yarışmak istiyorum şu an. Çok güzel. En sevdiğim mod. Gelsin mi? Gelsin. Hadi. Buyurun. Şöyle sorulmuş. Plüton, Ceres, Eris gibi gezegen statüsünde sayılmayan gezegenleri niteler bu sıfat. Uydu. Nokta Aa. Nokta gezegen derler onlara. Ölü. Ne gezegen? Küçük böyle. Eyvah. Küçük gezegen. Eyvah eyvah. Ki bu kelime acaba... Plüton gezegendi, sonradan çıkardılar. Tamam şimdi Plüton'un savunuculuğuna soyunmayalım. Ne gezegen diyorlar ona? Küçük gezegen, minik gezegen. Baştan patladık. Ki bu dört harfli kelimenin etik olup olmadığı tartışılıyor biraz. Yok ya gitti. İngilizce keşke kökenlisi harf, falan harf, kullanılmıyor. Harf istemiştim ya. Bir harf istemişlerdi. Genellikle böyle küçük. Diğerleri deve gibi yani. Bu? Büdü. Büdü mü? Deve gibi diğerleri. Jüpiter falan. Cüce. Bu? Cüce. Cüce. Üçü puan da yerinde. Teşekkür ederim. Sırf ama Nihan Hanım'a, sırf ya. Nihan Hanım'a boynunuz aşağıda, yüzünüz aşağıda gitmeyin diye yaptım bunu. Bir daha yapmam. Haberiniz olsun. Buyurun yenisi. Mevlevilik ve Bektaşilik'te kullanılan bir undan. Alevilik'te kullanılan bir undan. Dede. Dede mi? Buna da erken basarsak pek rahat ederiz. Yarışma boyunca. Haydi beş harfler. Haydi Fehmi Hanım. Sulu gözlü. Eş ve yakın anlamlı karşılığı ne olabilir? Tek kelime. Ağlak. Durdursak mı önce? Ne güzel oldu efendim. Neydi? Hayraz yarışmacı çocuk muydu modun ismi? Oyuncu. Oyuncu yarışmacı yarışmacı yok muydu yarışmacı içinde? Yarışmacı yok. Oyuncu. Sadece oyuncu. O zaman bir şey demiyorum. Ya da buyurun. Mutlu çocuk olsun. Mutlu çocuk olsun ama buna erken tamam. bassın. Tamam mı? Cevaptan önce. Buyurun. Mecazi anlamda duygu, sevgi, yakınlık ve içtenlikten yoksun olan. Şimdi çok kelimeler odun var. Odun falan diyeceksin. Küçük. Duygu, sevgi, yakınlık ve içtenlikten yoksun olan. His, ruhsuz. Yok. Nasıl bir insandır? Ya bir harf alayım ben. Buyurun. Şey yapmayayım. Tam tersini düşünelim. Öyle insanlara ne derler? Sıcakkanlı, sevecen İçten... derler. İçten. Sıcakkanlı. Soğuk. Soğuk. 400 puan değerinde 1600 oldu kasa. Teşekkür ederim. Yenisi geliyor ki Fransızca kökenli bir kelime bu ve 6 harfli cevapların ilki. İncelmiş, arıtılmış, saflaştırılmış. Rafine. Bu anlamlara gelir. Fransızca kökenli mi acaba? Ne yapsak acaba mi? Efendim? Ne yapsak? Basayım. Efendim buna basayım. Allah aşkına.
Bak bu dördüncü sefer oldu. Tamam mı? Tamam. Söyledim. Beşinciye de söylüyorum. Ne olur erken ya. Basın. Buyurun. Lezzetini duyumsayacak kadar yemek veya içmek. Tek kelime mastarla bitmekte. Altı harfli. Kanmak. Kanmak. Suya kanmak o. Bu lezzetini duyumsayacak kadar. Yeterince. Mek mak diye bitmeli. Lezzetini... Doymak. Doymak değil işte. Ha. Lezzetini duyumsayacak kadar. Doymamış. Tamam bir harf alayım. Dur bakayım nasılmış. Şey İnşallah mastardan gelmez. Tatmak. Almayacaktık o harfi. Almayacaktık o harfi. Tamam. Durum şu. 3 tane harf alabilecek durumdasınız. Eyvah. 7 harfli cevapları da ulaşmak üzeresiniz. Daha doğrusu ulaştınız. Bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacağız efendim. Büyük bir felaket yok. İşin içerisinde 6 tane harf alma hakkınız vardı zaten. Değil mi? Yarısını kullandınız. Diğer yarısını da geri kalan 7 soruda kullanacaksınız. 3 mü harf alabiliyorum? 3. 3 tanecik kaldı. 8 tane soru var. Buyurun gelsin. Fani alemin hesap günü. Ahiret yok. Hesap günü. Hesap günü. Ahiret ölü. Hesap kesildikten sonra. kabir bilmem ne falan. Fani alemin hesap günü. The Judgment Day. Terminatörden. Adalet yok. Judgment dediniz. Ay alayım ben harfi. Almayın. Ya. Belli bir yahu verdiler. Harf kez vermezler. Efendim? Kefaret. Hayır, belli bir ne? Günden bahsediyoruz. İşte ölülerin ayağa kalkacağı gün. Zaten oradan, kelime de oradan. Ayağa kalkmak. Hani namazda da vardır ya. Rükû secde. Bir hafta alayım yok yani. Durdu. Fani alemin hesap kıyamet günü. Ya. Kıyamet, kıyamet. Elde kaldı 1 dakika 20 saniye. Bundan sonra evet. Hızlı olmak durumunda Fehim Hanım. Yok yok, modları ben çalıştıramadım. Eyvah, İçimde eyvah. Hep böyle babam ne diyecek şimdi? Bak şimdi. Bu yakıştırma yolu bir tabirdir. Burada harf almazsanız bir anda bir coşarız. Devamı da aynı şekilde gelebilir. Ben hala vazgeçmedim. Lütfen siz de vazgeçmeyin. Teşekkür ederim. Buyurun. Vazgeçmediğiniz için. Vazgeçmedim. Temiz, beyaz. Yakıştırma yoluysa ikinci kelime. Gibi. Gibi. Üç harfli bir kelime arıyorsunuz. Pamuk gibi yok. Temiz, ne gibi? Beyaz. Çamaşırlarıma taş bak. Taş gibi. Yok taş gibi. Silet gibi. Yok ne gibi? Çarşafıma bak çarşafıma. Kar gibi. Kar gibi. Buyurun. İki kelimeden oluşuyor. Kelimelerden bir tanesi bir ünlem. İlk 8 harfli cevabınızdır bu. Tekrar ediyorum, bir tanesi ünlem. Buyurun. İki kelime. Kaçan fırsatlar veya küçük aksilikler karşısında kullanılan bir hayıflanma sözüdür. Tüh ya. Gibi bir şey işte. Tüh yahu. Bu biraz daha... Çok kötü bir şey söyledik. Sakın ha. Sakın ha. Hadi. Hadi canım. Yok hadi ya. Ne ya? Tüh. Tüh. Vah vah. Alalım bir harf. Alalım hadi. Son harfimizdir bu. Durduralım ama ki süre gitmesin. Ama. Süre gitmesin. Eyvah. Durduralım ama süre gitmesin. Neyse ki. Bilemeyeceğim gibi sanki. Bu riski almak durumundaydınız. Yazık. Fehima, evet. İki kelimeden oluşuyor dedik. Kelimelerden bir tanesi tıpkı tüh gibi bir ünlemdir demiştik. Y harfi var ne güzel orada. Ah yazık. Kaçtı. Biraz böyle yakarış gibi demiştik. Yakarış gibi. Yok ya gelmedi. Yakarış gibi. Ah yahu. Kime ah, yakarırız? Ya Rabbi. Ah ya Rabbi. İki kelime. Ah ah aha tuttum. Ah değil. Yok gitti. Hay, hay Allah. Allah. Kaybettik. Hay Allah. Rahat edelim. Rahat tamam. edelim. 29 saniyemiz var. Sorularımızın hepsini görelim. 5 tane soru var elimde. Buyurun geliyor efendim. Önemli ve değerli kişi anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Haysiyet. Haysiyet değil. Yok. Önemli ve değerli kişi anlamında şahsiyet. Kullanılır. Şahsiyet olur. Ve 800 puan kazandım. 9 harflidir iki kelimeden oluşur. Şöyle sorulur. Kurna çanağı. O ne? Böyle kullanılmaz hakikaten. Harf alayım hadi. Yaygın kullanılmanı istiyoruz. Kurnayı bilirsiniz. Ya alabilirim artık zaten. Durduralım mı? Süre gitti. Süre gitti. Bulursunuz bunu. Kurna çanağı. Kurna nerede tepsi. Olur? Tepsi. Kurna nerede olur?
Kurna ne ki bilmiyorum galiba. Kurna böyle mermerden içine su doldurulur. Bu çanaktan alır yıkanırsınız. Ha, hamam tası. Hamam tası 800 puan değerinde. Kurna duymadınız mı ya? Ay, düğüne gider zurnaya, hamama gider kurnaya tutulur diye. Güzide atasözleri vardır. Buyurun gelsin yenisi. Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek. Çabalamak. Çabalamak kesinlikle doğru. Basmayacaksınız zannettim. Kusura bakmayın. İnisiyatif alayım dedim bir anda. Haydi gelsin yenisi. Son iki soru. İkisini de göreceğiz. Soğuk tamam. Servis edilen, meze niyetine tüketilen yemiş. Akıllara Cem Yılmaz'ı getirir. İki kelime. Akıllara Cem Yılmaz'ı getirir. Evet, Cem Yılmaz'ın bir şakasını getirir daha doğrusu. Allah Allah. Şaka nasıldı? Kanal kapatır. Öyle bir şaka. Klasik ama kanal kapatır yani. Ya bir harf alayım mı lütfen? Soğuk servis edilen, meze niyetine tüketilen yemiş. Almayın. Yemiş nedir? Fındık, fıstık. Evet. Değil mi? Soğuk servis edilen yemiş biliyor musun? Badem, badem, buzlu nasıl? Badem. Buzlu badem. 1000 puan değerinde. Son soru, son cevap. Biraz uzun sorusu tek kelimeden oluşuyor cevabı. Hay Allah, da takıldı Hay kaldı. Fehmi Hanımcığım 1000 puan bekliyor sizi. Vazgeçmeyin. Tamam. Asıl anlamı hızlanmak için atın karın kısmına vurmaktır. Fakat argoda hızla uzaklaşmak, kaçmak anlamında topuklamak kullanılır. Topuklamak. Topuklamak 1000 puan değerinde. Olurmuş. 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 Hay Allah. Galiba bu cüce sizin biraz moralinizi bozdu. Ondan evet. Sonra da toparlanmakta zorluk çektiniz. Cüceden sonra basmaya çekindim. Vesaire vesaire ama çok keyif aldım. Teşekkür Hanım, ederim. Üçüncüde hayır var için. Derler. Haberiniz ya olsun. Öyle bir daha görmeye, bir daha bu heyecanı burada yaşatacaksınız. Biz bu sempatikliği her zaman burada ağırlamak isteriz efendim. Bir de kocaman alkış isteriz.